Evet değerli arkadaşlar, şimdi Erzurum Kongresi ile devam ediyoruz. Bir saniye hemen getireyim oraya slaytı. Şimdi evet, Samsun'a çıkarttık Mustafa Kemal'i. Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı Samsun'da başladı. Havzada ulusal bilinci uyandırdık. Ardından Amasya Anayasası ile Kurtuluş Savaşı'nın amacı gerekçesi yöntemi belirlendi. Milletin azim ve kararına dikkat ediyorduk. Şimdi geldik Erzurum Kongresi'ne. Önemli bir kongre. Dadaş diyarı Erzurum güzel şehrimiz. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal Amasya'dan sonra Erzurum'a gitti. Birincisi tabii şunu bilmeliyiz arkadaşlar ilk önce. Mustafa Kemal'in Erzurum'a gitmesindeki temel amaçlardan birisi arkadaşlar. Burada Doğu Anadolu'da Ermeniler devlet kurmak istiyor. Bağımsız bir devlet kurmak istiyorlar. Türkleri öldürüyorlar. Türkleri o bölgeden göç ettirip Ermenistan devleti kurmaya çalışıyorlar. Nüfus çoğunluğu sağlamaya çalışıyorlar. Ve arkadaşlar Erzurum Kongresi'nin toplanma amacı Doğu Anadolu'da bir Ermenistan devleti kurulmasını engellemek. Hatta Trabzon'da bir Pontus Rum devleti kurmayı da düşünüyorlardı biliyorsunuz Doğu Karadeniz'de. Doğu Anadolu'da da Ermenistan. Yani Erzurum Kongresi'nin toplanma amacı bölgesel arkadaşlar. Toplanma amacı bölgesel. Doğu Anadolu'da Ermenistan kurulmasın. Doğu Karadeniz'de Pontus Rum Devleti kurulmasın. Temel nokta bu. Ve dolayısıyla toplanış amacı bölgesel. Bakın hatta kongreye Erzurum, Sivas, Bitlis, Van, Trabzon temsilcilere katılmış. Toplanış amacı bölgesel. Ancak kararları ulusal. Bakın toplanış amacı bölgesel. Kararları ulusal olan bir kongredir. Erzurum Kongresi. Peki toplanış amacının bölgesel olduğunu kanıtlayan madde hangisidir diye derse Doğu Anadolu'da Ermenistan, işte Trabzon'da Pontus Rum Devleti kurulmasın diye. Ve bakın bu kongreyi Erzurum'daki Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti yani Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti birlikte hazırladığı bir kongre. Toplanış amacı bölgesel, kararları ulusal diyeceğiz biraz sonra. Ve arkadaşlar tabii burada arkadaşlar bir de çok önemli bir kişiyi de daha söylemeden geçemeyiz. Kazım Karabekir. Tabii ki. Şimdi Mustafa Kemal Erzurum'a tabii Amasya yangesinden, Havza yangesinden ve Amasya yangesinden sonra da Mustafa Kemal'e geri dön çağrısı yapıldı. Ama Mustafa Kemal geri dönmeyeceğini söyledi. Ve oyaladı İstanbul hükümetini. Telgrafın başında değilim dedi. Şöyleydi, böyleydi. Ve Mustafa Kemal Erzurum'a gittikten sonra arkadaşlar Erzurum'a gittikten sonra bir telgraf çekecekler İstanbul hükümeti. Ve arkadaşlar İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişliğinden alıyor. Ve Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliğinden alındığını, telgrafını alınca yani artık diyorlar ki senin görevin bitti, geri dön. Görevinden alındın. Bunun üzerine Mustafa Kemal o çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa ediyor. Hiç düşünmeden, tereddüt bile etmeden. Düşün ki askerliği çok seviyordu ki burada general rütbesi oldukça yüksek. Çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa ediyor. Bakın makam ve koltuk sevdası yok asla. Tamamen vatanı ve milleti için. Ve diyor ki artık mücadeleme gönüllü bir mücahit olarak devam edeceğim. Ve artık sineyi millete döndüm diyor. Nutuk'ta da bunu anlatıyor. Bakın sineyi millete döndüm. Yani artık o sivil, o şimdi sivil diyorum hatta ben. O şimdi asker var ya. O şimdi sivil. Bak Mustafa Kemal artık sivil. O askeri üniformalarını çıkarttı. Ve bundan sonra sivil olarak mücadelesine devam edecek. Yani komple askerlikten istifa etti. Ve bakın bunu sınavda da sordular arkadaşlar. Bakın bu KPSS'de sordular. Üniversite sınavları çok sordular. Hatta bakın bu çıkmış bir sınav sorusu. 2019 mu 20 mi 21 mi? 2-3 yıl önceki soru. Mustafa Kemal'in bakın böyle sorarlar. Sine-i Millet'i dönmek olarak nitelendirdiği gelişme hangisidir diye sordular. Bak işte Mebuslar Meclisi'nin Erzurum'dan seçilmesi, Tekalifi Milliye'nin yayınlaması, başkomutan olması, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olması değil arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın A. Erzurum Kongresi sırasında askerlik mesleğinden ve resmi görevinden istifa etmesi. Bakın arkadaşlar şimdi az önce bir arkadaşımız da sordu hatta işte Amasya yangesinden sonra bak Mustafa Kemal'in istifa etmesi Amasya genelgesinden sonra Erzurum Kongresi sırasında olmuştur. Bak Erzurum'a gittikten 5 gün sonra oluyor. İstifa etmesi. Yani öyle çok detaylı bir soru sormaz. İkisini aynı şıkka koymaz. Amasya genelgesinden sonra Erzurum Kongresi sırasında. Bak nasıl sormuş.
Mustafa Kemal'in Sineye Milleti Dönmek olarak nitelendiği gelişme. Bak ne diyor? Erzurum Kongresi sırasında askerlik mesleğinden ve resmi görevden istifa etmesi. Aynı öyle. Bakın böyle sorarlar. Yani dediğim gibi Erzurum'da istifa etti Mustafa Kemal. Zaten mantıken düşünürsen zaten bakın Samsun, Havza, Amasya'dan Mustafa Kemal Erzurum'a geçti. Oradan da aklına gelir zaten. Amasya Yengesi'nden sonra olduğunu da tabii ki bilirsin. Erzurum'dan sonra Amasya Yengesi yok ki. Önce Amasya. Dolayısıyla Mustafa Kemal o zaman Amasya Yengesi'nden önce Amasya Yengesi'nden sonra istifa etmiştir. Erzurum Kongresi sırasında sineye millete döndü Mustafa Kemal. Artık o halktan birisi. Sivil yani. Tamam mı? Bunu sorarlar. Önemlidir bakın. Çok çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal istifa edince tabii istifa etti ama İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i engellemekten vazgeçmiyor tabii ki. Ve bu sefer İstanbul hükümeti ne yaptı? Kazım Karabekir'i görevlendirdi arkadaşlar. Kazım Karabekir'e dediler ki git Mustafa Kemal'i tutukla. Çünkü Kazım Karabekir Doğu Cephesi Komutanı. 15. Ordu Komutanı olarak Erzurum'daydı. Kazım Karabekir gelir. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal'in karargahına gelir ve ne der? Hemen bir selam çakar. Ben mi kolordum, emrinizdeyim paşam diyerek Mustafa Kemal'e desteğini sunar. Ve bakın bir tutuklasa olay bitti. Kazım Karabekir'in buradaki desteği çok önemli milli mücadeleye. Eğer bir tutuklasa gerçekten milli mücadele sona erebilirdi. Bunu da bilmemiz lazım. Tabii ki arkadaşlar bu arada bunlar arkadaşlar. Yani bunlar İstanbul'da zaten konuştular. Mustafa Kemal ilk 6 ay İstanbul'da kaldığı süre içerisinde burada konuştular. Kurtuluş planları yaptılar. Hatta Mustafa Kemal'in doğuya geçme fikrini, Anadolu'ya geçme fikrini ilk uyandıran da Kazım Karabekir'di. Kazım Karabekir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, Gazi Mustafa Kemal'den daha önce doğuya giden, doğuyu bilen, doğu işgal edilmemiş. Dolayısıyla zaten bunlar danışıklı dövüş yani ve Kazım Karabekir de Mustafa Kemal'le zaten tanışıyordu. Zaten Amasya Yengesi'nde hatırlayın. Adam Amasya Yengesi'nde imza verdi. Mustafa Kemal'e desteğini sundu. Mustafa Kemal'i bir lider olarak kabul etti. Dolayısıyla burada da tabii ki kendisinden bekleneni yapmıştır Kazım Karabekir. Ve tabii ileride Ermenilerle mücadele eden ve Ermenilere sınır dışına atan da arkadaşlar Kazım Karabekir olacak tabii ki. Çok değerli milli mücadelenin önemli komutanlarından birisi. Şimdi gelelim arkadaşlar Erzurum Kongresi. Bu arada Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nde başkan seçilmiştir. Kongrenin başkanı oy çokluğu ile. Ve şimdi Kurtuluş Savaşı ile ilgili bakalım nasıl kararlar alınmış Erzurum Kongresi'nde. Şimdi birinci maddeden başlayalım arkadaşlar. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Arkadaşlar milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Burada neye vurgu yapıyor? Ulusal bağımsızlık mı, ulusal egemenlik mi? Bak ulusal bağımsızlığa vurgu yapıyor. Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik aynı şey değil. Çok sorarlar sorularda. Bakın bağımsızlık dediğimiz şey arkadaşlar düşmana karşı yaptığın bir mücadele, ülke bütünlüğünün bozucu bir faaliyet. Manda ve mahiyenin olduğu yerde bağımsızlık olmaz. Ulusal bağımsızlık, dışa bağımlı olmamak, başka bir devletin sömürgesi ve mandası altında olmamak. Daha çok dış siyasetle ilgili, ülke bütünlüğünü ile ilgili ulusal egemenlik de demek halkın yönetime katılması ile ilgili bir şey. Yani eğer ulusal egemenlikle ilgili bir şey dediğimiz şey mesela saltanatın padişahının olduğu yerde ulusal egemenlik olmaz. Daha çok iç siyasetle ilgili egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor değil mi Mustafa Kemal? Neyin egemenliği? Bak yönetimdeki egemenlik daha çok yönetimle ilgili bir bir kavram. Cumhuriyetçilik, Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesi eşittir egemenlik. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetimdeki halkın yönetime katılması bağımsızlık farklı, egemenlik farklı. Bak şimdi milli sınır içinde vatan bir bütündür bölünemez. Ulusal bağımsızlık uygulanıyor. Ve bak misak-ı milli. İleride misak-ı milli anlatacağım size. Misak-ı milli sınırlarından bahsediyor. Türklerin yoğun yaşadığı sınırlar. İleride misak-ı milliyi anlatacağım. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birlik olarak kendisini müdafaa ve mukavemet edecektir. Neyi vurguluyor? Ulusal bağımsızlık. Vatanın ve istiklalini muhafaza ve teminine İstanbul hükümeti muktedir olmadığı takdirde gayri temin için Anadolu'da geçici bir hükümet kurulacaktır. Bakın ilk defa, bak milli sınırlardan ilk defa bahsediyor. Geçici bir hükümet kurulma fikri ilk defa. Ulusal bağımsızlık mı, egemenlik mi? Bak burada egemenlik var işte.
Diyor ki yani İstanbul hükümeti halkını koruyamıyor. Üzerine düşen görevi yapamıyor. Bu yüzden biz yeni bir hükümet kuracağız. Hükümet kurulma kararından bahsediyor. Bakın işte bu da burada ulusal egemenlik var. Şimdi kuvayi milli yetkin ve milli irade egemen kılmak esastır. Bakın aslında bu madde şöyle. Paşa valifeyi korumak için kuvayi milliye etkin milli iradeye hakim kılmak esastır diyor. Şimdi paşa valifeyi korumak için derken bakın burada ulusal egemenliğe zıt bir durum var. Ulusal egemenlikle çelişiyor. Paşa valifeyi korumak, kurtarmak için. Peki neden böyle bir şey söylüyor Mustafa Kemal? Halkın tepkisini çekmemek. Ya saltanat taraftarlarının da tepkisini çekmemek, onların desteğini almak, yani birlik ve beraberliği bozmamak için, bakın paşa valifeyi kurtarmak için kuvayi milli yetkin milli irade egemen kılmak esastır diyor. Bak burada da kuvayi milli yetkin derken evet ulusal bağımsızlık var. Ama şuraya dikkat edin, milli irade. Bak milli irade egemen kılmak yine ulusal egemenlik arkadaşlar. Milli irade, milletin azim ve kararı. Bak buralarda hep ulusal egemenlik. Tamam mı arkadaşlar? Hristiyan azınlıklara ve siyasi hakimiyet, Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozan harcılıklar verilemez. Bağımsızlık mı, egemenlik mi? Ulusal bağımsızlık arkadaşlar. Sen eğer azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengeni bozacak harcılıklar verirsen, bunlar bağımsız devlet kurarlar. Ülkenin bütünlüğü bozulur. Bağımsız olamazsın. Bağımsızlığa aykırıdır. Manda hümaya kabul edilemez. Bakın Erzurum Kongresi deyince en ilk önce aklımıza gelecek olan madde. Çok önemli. İlk defa manda hümaya kabul edilemez diyor Mustafa Kemal. Tabii ki ulusal bağımsızlık arkadaşlar. İlk defa manda hümayen kabul edilmeyeceğini burada söyledi. Mebusan Meclisi'nin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır. Yine bakın ilk defa, hep ilkler. Önemlidir arkadaşlar, bilmek zorundasınız. Çok madde var ama bunları bol bol soru çözerek pekiştirmelisiniz. Meclisin açılması, ilk defa Mebusan Meclisi'nin açılma kararından bahsediyor. Yani Mebusan Meclisi derhal toplansın. Açılma fikri diyeyim daha doğrusu. Neden Mebusan Meclisi açılsın? Çünkü İstanbul hükümeti üzerinde halkın milli iradenin hakim olmasını istiyor Mustafa Kemal. Ve tabii ki ulusal bağımsızlık mı, egemenlik mi? Bak meclisi gördüğün yerde aklına gelecek ulusal egemenlik arkadaşlar. Meclis diyor ya, meclis, hükümet, meclis diyorsa ulusal egemenlikleri unutmayalım. Ve işgal amacı taşımayan devletlerin yardımları kabul edilir diyor. Tamam, bunda sıkıntı yok. Tamam, dediğim gibi arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde dikkat ediyoruz. İlk defa milli sınırlardan bahsetmiş. İlk defa mandemayı kabul edilmeyeceğinden, bakın itiraf devletlerin bir başkaldırı var. Dikkat ederseniz burada. İstanbul hükümetine de karşı bir şey var tabii. İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapmıyor. Bir hükümet kuracağız diyor Mustafa Kemal burada. Mebusan Meclisi derhal toplansın diyor. Hem ulusal bağımsızlık hem de ulusal egemenliğe de vurgu yapıyor. Ve arkadaşlar bakın Erzurum Kongresi, kongrenin toplanışı mahalli yani bölgesel, kararları milli yani ulusal, unutmuyoruz. Çünkü ülke bütünlüğü bağımsız söz konusu edilmiş. Mahalli irade yerine milli iradeden bahseder. Yani ulusal bir kongre. Anadolu İstanbul hükümeti vazifesini yapmazsa bir hükümetten bahseder. Kongre kendinden sonraki olayları etkilemiştir. Sivas'ta alınan kararlar bu kongrenin kararlarına dayanır. Biraz sonra bahsedeceğiz. Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi'nin devamı niteliğindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanışı ve aldığı kararlar Erzurum Kongresi'ne dayanır. İrade-i milliye hakim kılma Cumhuriyet rejiminin özümünü oluşturur. Bakın, ulusal egemenlik. Ve arkadaşlar Haiti temsiliye burada kuruldu. Bak bu son derece önemli. Demiştim ya, Amasya'nın kurulma kararı alındı. Burada kuruldu. Ancak 9 kişiden oluştu. Başkanı Mustafa Kemal ve diyor ki Haiti temsili sadece Doğu Anadolu'yu temsil eder diyor. Bak dikkat. Sadece Doğu Anadolu'yu temsil eder. Biraz sonra Sivas Kongresi'nde tüm Anadolu'yu temsil eder denilecek. O zaman edeceksiniz hocam, bu hani siz ulusal demiştiniz. Bak bu bölgesel bir karar. Sadece Doğu Anadolu'yu temsil eder diyor. Evet, bölgesel kararı da var. Bir iki tane işte böyle. Ama genelde ulusal kararlar, bak manda himaye, milli sınırlar, gördün mü? Ama sadece Doğu Anadolu'yu temsil eder derse, bak Doğu Anadolu diyor ya, bölgesel. Ve heyeti temsiliye Türkiye Millet Meclisi açılana kadar yürütmeyi elinde bulunduran, hükümet gibi çalışan bir organ. Bakın Mustafa Kemal ne demiş? Oh ne ala, savaş yerine mandayı kabul edeceğiz.
ve rahata kavuşacağız. Bu ne gaflet, ne nankörlük, hatta bu ne budalalık. İstanbul'un önde gelen adamları da bu düşüncede. İçlerinden biri çıkıp ya bağımsızlık ya ölüm diye diyemiyor diyor Mustafa Kemal. Ya istiklal ya ölüm diyemiyor diyor. Çok güzel söylemiş. Şimdi geçiyoruz Erzurum'dan Sivas'a. Ve bak şimdi Mustafa Kemal sivil. Mustafa Kemal Erzurum ve Sivas Kongresi'ni sivil yaptı arkadaşlar. Zaten Erzurum Kongresi'nden 5 gün önce Mustafa Kemal istifa etmişti. Şu anda sivil. Şimdi geldik Sivas'a. Bak bu arada bütün genelge ve kongreler hepsi 1919'da. Böyle bir kronoloji sorusu da gelirse dikkat. Eylül'e geldik. Samsun'a çıktı Mustafa Kemal. Samsun'a 19 Mayıs'ta çıktı. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Yaklaşık 4 ay oldu bakın arkadaşlar. Ama bütün genelge ve kongrelerin 1919 olduğunu bil. 4 ay, 4-5 ay içerisinde oluyor bütün işte kongreler. Amasya Engelsi'nde yapılan son çağrı ve kongrede yapılan ilk iş Erzurum Kongresi'nde alınan kararların yurda duyurulması. Arkadaşlar Sivas Kongresi hem toplanış amacı bölgesel hem toplanış amacı ulusal hem kararlar ulusaldır. Ulusal, ulusal. Ulusal bir kongre. Ve işgalci güçler İstanbul hükümetinin kongrenin yapılmamasına çalıştılar. Tabii ki. Şimdi arkadaşlar kongre olmadan önce Elazığ valisi Ali Galip Bey'i kongreyi basmak ve toplantıyı dağıtmak gayesiyle Mustafa Kemal ve arkadaşlarını tutuklatmak görevi veriliyor. Bakın Ali Galip Elazığ valisi. Arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal geri dön dediler, dönmedi. Askerlikten istifa etti. Sonra Kazım Karabekir'i tutukla dediler, tutuklamadı. Bu sefer Elazığ valisi Ali Galip'i görevlendiriyorlar. Git diyorlar. Mustafa Kemal Sivas'ta kongreyi yapmasın. Bak Sivas Kongresi'nden önce oluyor. Ve Ali Galip olayını sordular. Gene sorarlar. Ali Galip olayı nedir? İstanbul hükümetinin Sivas Kongresi'ni engelleme çabasıdır. Sivas Kongresi'nden önce olan bir olay. Toplantıyı dağıtmakla görevliydi. Ama tabii görevini yapmamış ve Halep'e kaçmış yapmamış derken yapamadı daha doğrusu. Başaramadı. Mustafa Kemal engelledi. Ve Halep'e kaçacak. Oradan İstanbul'a sonra da zaten yurt dışına kaçıp gidecek onların hepsi. Vatandaşlıktan çıkartılıyor bunlar zaten. Vatan haini ilan edilip vatandaşlıktan çıkartılacaklar. Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağız. Ali Galip olayı önemlidir. Şimdi gelelim Sivas Kongresi kararlarına. Bak ne diyor. Zaten Erzurum Kongresi kararları genişletilerek bölgesel ifadeler değiştirilmiş. Tüm memleketi kapsayacak. Yani ulusal bir kongre olmuş. Şimdi bir kere şunu bileceğiz. Söylemiştim. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Cemiyeti adı altında bütün cemiyetler birleştirildi. Bunu bil. Sivas Kongresi'nde. Buradaki amaç bütün vatana yayılmış yani milli güçleri bir bayrak altında toplamaktı. Sonra Sivas Kongresi'nde arkadaşlar Batı Anadolu Kuvayi Milli Birlikleri Komutanlığı'na Ali Fuat Cephesoy atandı. Böylelikle Batı Anadolu'daki Dağınık Kuvayi Milli Birlikleri tek bir merkezine idare sağlandı. Ve arkadaşlar bakın temsil heyeti Mustafa Kim, temsil heyeti Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi Komutanlığı'na atandı. Bunu geçen yılki üniversite sınavında sordular. Arkadaşlar şimdi pardon geçen yıl değil ondan önceki yılda galiba. Şimdi temsil heyeti eğer Ali Fuat Cebesoy'u şöyle sordular. Aşağıdakilerden hangisi temsil heyetinin işte yürütme görevini üstlendiğini gösterir? Buna bir kanıttır. Doğru cevap da şuydu. Batı Cephesi Komutanlığı'na Ali Fuat Cebesoy'un atanması. İşte Ali Fuat Paşa'nın atanması. Bak ne yaptı burada? Bir tayin, bir atama yaptı. O zaman biz ne diyoruz? İşte temsil heyetinin yürütme görevini üstlendiğini görüyoruz bakın burada. Sonra İradi Milliye Gazetesi çıkarıldı. Çok önemlidir. Nerede? Sivas'ta. Unutmuyoruz. Sivas'ta İradi Milliye. Neden? Basın yayın. Ulusal direnişin sesini halka duyurman lazım. Halka bilinçlendirmen lazım. Değil mi arkadaşlar? Bunlar hep Sivas'ta oldu. Demek ki Sivas Kongresi'nde bakın bu kadar. Evet. İstanbul hükümetinin Amasya yangısı sonrası hakkında tutuklama kararı verdiği Mustafa Kemal'in kongre başkanı olması ile Sivas Kongresi ihtilalci bir yapıya bürünmüştür. Bu arada arkadaşlar burada mandimayı kesin bir dille reddedilmiştir. Bak bunu da bil. Erzurum Kongresi'nde ilk defa Sivas'ta kesin bir dille reddedildi. Unutmayın sorarlar. Kesin bir dille. Kesinlikle. Peki neden diye sorarsa. Neden mandimayı ikinci bir defa niye kesin bir dille reddetti diye sorarsa. Arkadaşlar bunda burada hala mandimayı isteyenler var demek ki.
Sivas Kongresi sırasında Amerikan mandası çok tartışılıyor. En çok tartışılan konu olmuş. Hatta Halide Edip Adıvar'ın bile mektubu vardır. Şimdi burada bazı aydınlar, ülkenin bazı aydınları yani kurtuluşa inanmıyor. Hala inanmayanlar var demek ki, bak, bağımsızlığa. Hani Amerika biraz daha şirin gözüküyor. Amerikan mandasına girersek ülkeyi kurtarırız. Hani kendimize geliriz. Çok evladımız öldü. Çok kan akıttık. İşte inanmıyor. Hala inanmayanlar var ya. Düşünün. O yüzden Mustafa Kemal ne diyor? Yine de bak, kesinlikle reddetti. Hayır dedi. Asla mandayı kabul etmeyeceğiz. Kayıtsız şartsız bağımsızlık ilkesi. Ya istiklal ya ölüm dedi Mustafa Kemal. Hatta o ya istiklal ya ölüm ifadesini ilk defa Mustafa Kemal Sivas Kongresi sırasında kullanıyor arkadaşlar. Ya istiklal ya ölüm diyor. Mustafa Kemal artık milli mücadele fiili lideri diyebiliriz. Tamam. Şimdi İrade-i Milliye Gazetesi'ni söyledik. Şimdi Gelgele Kongre'yi bitirdik. Şimdi buraya kadarki olan süreçte bakın arkadaşlar, Mustafa Kemal ne yapmaya çalıştı? Halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Dikkat ederseniz. Ve kronolojik sıralamayı edebileceksiniz arkadaşlar. Bilmek zorundasınız. Nereden başladık? Samsun'a başladık. Nerede? Hayır. Samsun, Havza, Amasya yengesi, Amasya, Erzurum, en son Sivas var. Unutma. En son Sivas. Sivas Kongresi son kongre. Şimdi arkadaşlar, Ali Galip olayı oldu dedik. Şimdi devam edelim. Ali Galip olayı oldu ve Mustafa Kemal'i engelleyemediler. İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi'ni engelleme çabasıydı. Ancak başarısız oldu. Şimdi daha sonra Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti'yle haberleşmeyi kesti arkadaşlar. Ve işte haberleşmeyi kesti. Bunun üzerine arkadaşlar Sivas Kongresi'ndeki gelişmeler İstanbul Hükümeti'ni etkiledi. Ve damat Ferit Paşa ülkeyi yönetemez hale gelince istifa etmek zorunda kaldı. Olay şöyle oldu aslında. Mustafa Kemal'in sayesinde oldu. Temsil heyeti İstanbul Hükümeti'yle haberleşmeyi kesti ve Sivas Kongresi'ni yaptı. Sivas Kongresi ülkede çok ses getirdi. Ali Galip olayı başarısız oldu. Yani İstanbul Hükümeti gitgide batıyor. Damat Ferit başarısız olunca istifa etmek zorunda kaldı. Artık üzerinde baskı o kadar arttı ki. Bakın, bu temsil heyetinin İstanbul karşısında elde ettiği ilk siyasi başarısı oldu. Ve Mustafa Kemal istediği oldu. Çünkü damat Ferit milli mücadeleye karşı hep sert bir politika izliyordu. Arkadaşlar, sert bir politika izliyordu. Ve şimdi Mustafa Kemal damat Ferit'ten kurtuldu. İstifa etti 30 Eylül 1919'da ve yeni bir kabine kuruldu. Şimdi yeni bir hükümet kuruldu. Kim? Ali Rıza Paşa hükümeti arkadaşlar. Ve bu Anadolu hareketini ciddiye alacak. Şimdi gelelim Amasya görüşmelerine, geliyoruz şimdi yavaş yavaş. Şimdi damat Ferit istifa etti değil mi? Sivas Kongresi sonrasında yeni hükümeti kim kurdu? Ali Rıza Paşa. Arkadaşlar, şimdi damat Ferit milli mücadele çok sert bir politika izliyor milli mücadeleye karşı, ama Ali Rıza Paşa, Salih Paşa, Tevfik Paşa gibi sadrazamlar milli mücadeleye dağılımlar. Her sadrazam aynı değil. Ali Rıza Paşa milli mücadeleye ılımlı yaklaşıyor. İşte biz de diyor milli mücadele istiyoruz. Biz de ülkemizi kurtarmak istiyoruz. Mustafa Kemal de yeni kurulan hükümeti desteklediğini söylüyor. Öyle karşılıklı ılımlı açıklamalar olunca arkadaşlar, 9 Ekim 1919'da Ali Rıza Paşa ile temsil heyeti Amasya'da görüşecekler. İlk teklif Ali Rıza Paşa'dan geliyor 9 Ekim'de. Ya diyor, madem öyle, gelin sizle bir görüşelim temsil heyetine. Tamam diyor Mustafa Kemal, görüşelim. Ve Mustafa Kemal temsil heyeti adına Mustafa Kemal Paşa, Ali Rıza Paşa hükümeti adına da Salih Paşa geliyor arkadaşlar. Ve milli birlik ve beraberlik açısından önemli bir gelişme olacak bakın şimdi. Amasya görüşmeleri. Bak, Amasya genelgesiyle karıştırma görüşmeleri. Kimle kim görüşüyor? İstanbul hükümetiyle Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığından beri ilk defa İstanbul hükümetiyle aynı masaya oturacak. Bu ne demek arkadaşlar? İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal'i resmen tanıması demek değil mi? İlk defa. Peki bu bize milli mücadelenin güçlendiğini gösterir mi? Evet. Bak, milli mücadele güçleniyor. Unutma. Temsil heyeti adına Mustafa Kemal, İstanbul hükümeti adına Salih Paşa geliyor arkadaşlar. Salih Paşa, Bahriye Nazırı yanılmıyorsam. Ve bakalım
Nasıl kararlar alıyorlar? Amasya görüşmelerinde. Hiçbir mandayı kabul edilmeyecek. Türk vatanının bütünlüğü, bağımsızlığı korunacak. Güzel. Müslüman olmayan topluluklara, yani azınlıklara, devletin siyasi egemenliğini ve sosyal dengesini bozacak ayrıcalıklar verilmeyecek. Güzel. Bak gene ulusal bağımsızlık vurgulanıyor. Sonra Mustafa Kemal diyor ki, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Cemiyeti'ni tanıyacaksınız. Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını tanıyacaksınız. Bak, kendisini tanıtıyor, görüyor musun? Ve sonra arkadaşlar, ardından ne diyor bakın Mustafa Kemal. Eğer diyor itiraf devletleriyle bir barış görüşmesine gidecekseniz bizden de bir temsilci gelecek diyor. Çünkü güvenmiyor onlara. Ve bir maddesi daha var. Osmanlı Mevsim Meclisi güvenlik bakımından İstanbul'da toplanması uygun olmadığından Anadolu'nun güvenli bir yerinde toplanmalıdır. Osmanlı İstanbul'da Mevsim Meclisi toplansın diyor. Şimdi arkadaşlar, Amasya görüşmenin önemine baktığımız zaman biz bakın milli mücadele ile ilgili ortak kararlar almış değil mi? İstanbul hükümetini temsilen neydi? Bahriye Nazırı Salih Paşa. Anadolu'daki cemiyetleri temsilen Mustafa Kemal. İşte Rauf Orbay Bekir Sami Bey de var. Bu kadar detaylı bir soru da gelir mi bilmiyorum ama belki lisanslara dikkat edin. Salih Paşa. Temsiliyeti adına Mustafa Kemal, Rauf Orbay Bekir Sami Bey. Ve arkadaşlar burada bir kere şu önemli. Resmen tanın dedik. İlk defa İstanbul hükümeti Anadolu'daki Anadolu ve Rumeli Müdafaa Cemiyeti'ni resmen tanıdı. Milli mücadelenin varlığını resmen tanıdı. Ve milletin istiklalini, yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır sözü ülkeye ve dünyaya dönülmüş oldu. Güzel oldu, iyi oldu. Sonra Salih Paşa dedi ki ben bu kararları işte İstanbul hükümetine kabul ettireceğim dedi. Yani padişaha. Kabul ettiremezsem istifa ederim dedi. Hatta Salih Paşa döndü gitti İstanbul'a. Ama arkadaşlar paşa kararları kabul etmedi maalesef. Neden kabul etmedi? Sen paşa olsan kabul eder misin? Arkadaşlar paşanın otoritesi sarsılır. Değil mi? Yani oldu. Müdafaa Cemiyeti'ni tanıyacaksın, onu tanıyacaksın, bunu tanıyacaksın. Tamam da paşanın otoritesi sarsılır yani. Paşa kabul etmedi arkadaşlar. Paşanın tek kabul ettiği karar. 5 numaralı karar. Mebusan Meclisi'nin açılma kararını kabul etti sadece. O da nerede? İstanbul dışında olmaz dedi. Mustafa Kemal İstanbul güvenli bir yer olmadığı için İstanbul dışında toplansın diyordu. Ama Paşa dedi hayır dedi, İstanbul'da açılıyor. Tamam mı? Tamam. Yine de arkadaşlar Amasya görüşmelerinde tek kabul edilen karar neymiş? Mebusan Meclisi'nin açılma kararı. Tek kabul edilen bu. Amasya protokolü diye de gelir bu arada. 1919'dayız yine. Bu Amasya protokolü diye de gelirse şaşırmayın. Tek kabul edilen karar Mevsim Meclisi'nin açılma kararı. Peki şimdi Mevsim Meclisi'nin açılma kararı alındı. Yine de başarı mıdır? Başarıdır. Şimdi nerede açılacak Mevsim Meclisi? İstanbul'da. Peki Mustafa Kemal İstanbul'a gider mi? Gitmez. Çünkü giderse tutuklanır. Ama Sivas'la İstanbul'da çok uzak. Ve Mustafa Kemal hemen komutanlarını topladı. Komutanlar toplantısı yaptı. Ne yapacağız, ne edeceğiz dedi Mustafa Kemal. Ve arkadaşlar bunun üzerine Ankara'ya gidilmeye karar verildi. Ve 27 Aralık 1919'da çok zor şartlar altında Sivas'tan Ankara'ya gittiler Mustafa Kemal ve heyeti. Hatta para yok. 1.000 lira borç alıyorlar. İşte arabanın tekerlekleri patlak. Benzin yok. 2-3 bidon benzin. Sivas'tan Ankara'ya şimdiki gibi yollar değil. Çok zor şartlar altında Sivas'tan Ankara'ya gidildi. Bakın artık 1919 yılının son günleri. 27 Aralık. Hava kar, kış, soğuk. Bir de Sivas çok soğuk olur. Ankara Aralık ayında buz gibi olur. Bakın bu renk kaçı? Aralık'ın 23'ü bugün. Ve o yıllarda Sivas, Ankara buz gibi. Ve şimdi arkadaşlar Ankara neden merkez oldu? Bir, batı merkezi, batı cephesine yakın. İki, İstanbul'a Ankara'nın Sivas'a göre daha yakın olması. Ankara'da haberleşme ve demiryolu gibi ulaşım imkanları var arkadaşlar. Telsiz telgraf istasyonları var. Merkezi bir yerde. Güvenli bir yer, güvenilir bir yer. Milli mücadele taraflısı çok. Mustafa Kemal buraya gittiği zaman Ankara'nın yerli halkı Seymenler
Geliyorlar ve yolunda ölmeye geldik paşam diye Mustafa Kemal'i büyük bir coşkuyla karşılıyorlar. Ve burada Mustafa Kemal'in bir sınıf arkadaşı var. Ali Fuat Cebesoy arkadaşlar. Tabii ki işgal edilmemiş ve Ali Fuat Cebesoy kontrollü güvenilir bir yer. Sınıf arkadaşım burada olması. Ankara halkının misafirperver davranışları ve dediğim gibi milli mücadele taraftarlarının çok olması. İşte bakın bütün bunlar Ankara'nın merkez olma sebepleri arasında ve ileride Türkiye ilerletmesinde burada açacak Mustafa Kemal. Başkentimiz burası olacak. Milli mücadelenin merkezi Ankara olacak. Ankara'ya geldiler. Bu arada arkadaşlar bakın Sivas Kongresi sonrasında yayınlanan İrade-i Milliye Gazetesi Hakimiyet-i Milliye adıyla yayınlanmaya başlamış bu Ankara'da. Ve Ankara hem milli mücadelenin hem de cumhuriyetin merkezi. Şimdi temsil heyeti geldi Ankara'ya. Şimdi tabii Mustafa Kemal Anadolu'da bu arada seçimler yapılıyor. Şimdi Memsan Meclisi açılacak ya İstanbul'da. Seçimler yapılıyor. Mustafa Kemal nereden milletvekili seçildi? Arkadaşlar Erzurum milletvekili seçildi. Erzurum milletvekili seçildi. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi de Ankara milletvekili olacak. Burada birinci Osmanlı, son Osmanlı Memsan Meclisi'nde Mustafa Kemal Erzurum milletvekili arkadaşlar. Ve şimdi tabii Mustafa Kemal İstanbul'a gitmeyecek. Diyor ki ya seçilen milletvekilleri diyor Ankara'ya gelsin bir konuşalım. Yani ne yapacağız ne edeceğiz İstanbul'da. Ben ona bazı direktifler vereceğim diyor. Gelebilen gelsin. Ve Ankara'ya geliyor milletvekilleri. Arkadaşlar Mustafa Kemal milletvekillerinden bazı istekleri var. Diyor ki Mustafa Kemal. Bir diyor beni meclis başkanı seçtirin diyor. İki, bir grup kurun diyor. Müdafaa hukuk grubunu kurun diyor. Bakın şurada da yazıyor. Ve üç, Misak-ı Milliye'yi kabul ettirin diyor. Ve milletvekilleri İstanbul'a gidiyorlar. 12 Ocak 1920'de son Osmanlı Mevsan Meclisi açılıyor. Son diyorum çünkü bakın biraz sonra kapatılacak bir daha da açılmayacak. Osmanlı Mevsan Meclisi açılıyor. Toplantı başlıyor. Ama maalesef arkadaşlar seçimlerde müdafaa cemiyeti başarılı olamıyor. Ve yani müdafaa grubu yerine Felah-ı Vatan grubu oluşuyor. Mustafa Kemal'i başkan seçtiremiyorlar. Müdafaa grubunu kuramadılar. Yani padişahtan korktular, çekindiler aslında. Ve Mustafa Kemal bunu nutukta da çok sert eleştiriyor. Bu milletvekilleri diyor bağımsız inanmıyorlar. Bunlar korka gidiler. Biraz padişahtan çekiniyorlar. O yüzden müdafaa grubu yerine Felah-ı Vatan grubu kurmuşlar. Mustafa Kemal'i de başkan seçtiremiyorlar. Ama bak bu durum neyi gösterir diye sorarsa meclistekilerin padişaha bağlılıklarını gösterir. Hala padişaha bağlılıklarını gösterir. Ama Misak-ı Milli kararlarını kabul ettirdiler. Bak yani Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi yine çok önemli ve Misak-ı Milli nerede kabul edildi arkadaşlar? Bakın bunu hep Türkiye İplet Meclisi'nde kabul edildiğini zannediyorlar. Hayır. Son Osmanlı Mevsan Meclisi'ni İstanbul'da kabul edildi. Misak-ı Milli kararları. Bakalım Misak-ı Milli nedir? Şimdi Misak-ı Milli çok önemlidir. Sınavlar çok ile çıkar. Milli ant, milli yemin demek arkadaşlar. Ulusal ant, peyami milli. 28 Ocak 1920'de son Osmanlı Mevsan Meclisi'nde alındı bu karar. Aslında şudur arkadaşlar. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz demek. Misak-ı Milli dediğim şey. Bakın bu sınırlar hangi sınırlar? Bu sınırlar içerisinde Musul da vardı. Bu sınırlar içerisinde arkadaşlar bakın Musul, Kerkük, Erbil de vardı. Bu sınırlar içerisinde Halep de vardı. Ve gördüğünüz gibi bu Türklerin yoğun yaşadığı sınırlar. Mondros'tan önce işgal edilmemiş sınırlar. Bak Mondros'tan önce işgal edilmemiş sınırlar. Özellikle bakın şuraya dikkat edin. Bugünkü Türkiye'den daha fazlası bak. Bunun içerisinde Hatay, Halep, Musul, Kerkük görüyor musun? Türkiye böyle olacaktı. Yani Mustafa Kemal aslında Misak-ı Milli'de milli sınırlar için vatan bir bütündür parçalanamaz derken aslında bakın Türklerin yoğun yaşadığı sınırlara vurgu yapıyor Mustafa Kemal. Ve Viso prensiplerine de uygun tabii ki. Temel noktası budur arkadaşlar. Misak-ı Milli bunu bileceğiz. Sonra ne var artık aşka, arkadaşlar bu maddelerde bakalım. 5-6 tane önemli madde var. Bir kere milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz bunu unutmayacağız. Bu temel noktası. Hatta hatırlarsanız Misak-ı Milli Belgesi Sivas Kongresi'ne hazırlanmış arkadaşlar. Ve Erzurum Kongresi'nde de milli sınırlardan bahsetmişti ilk defa Mustafa Kemal. Şimdi arkadaşlar burada Misak-ı Milli ile birlikte vatanın sınırları belirlendi. Kurtarılacak olan sınırlar belirlendi.
Kurtuluş Savaşı'nın planı ve programı yapıldı, bakın dikkat ederseniz. Diğer maddelerine bakacaktık şurada. Bu birinci maddeyi söyledik. İkinci madde. Halkın oyuyla vatana katılan üç sancak. Kars, Ardahan ve Batum. Elveyi Selase deniliyor bunlara. Elveyi Selase. Halk oylaması yapılabilir. Yine Batı Trakya'nın durumu, yine burada halk oylaması yapılsın diyor. Batı Trakya, işte Kars, Ardahan, Batum. Ve bir de arkadaşlar, Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde halk oylaması yapılarak anavatana katılabilir. Tamam. Sonra boğazlarla ilgili bir madde var. İstanbul ve Marmara boğazlarının güvenliği her türlü tehlikeden korunmalı. Bu esas kabul edildikten sonra ticaret gemilerinin Çanakkale ve İstanbul boğazlarına geçişi ilgili devletlerin birlikte verecekleri karara bağlıdır. Bak, boğazlarla ilgili bir karar. Şimdi ne dedik? Milli sınırlar, halk oylaması, boğazlar. Azınlıklarla ilgili bir karar var. Dördüncü karar. Bak ne diyor Mustafa Kemal? Azınlıklar, azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da orayı aynı haklardan yararlanması şartıyla kabul edilecektir. Yani siz ne kadar hak verirsiniz azınlıklara, biz de o kadar hak veririz diyor Mustafa Kemal. Arkadaşlar, kısacası Misak-ı Milli'ye baktığımız zaman bakın. Milli sınırlar, halk oylaması, boğazlar, azınlıklar ve bir maddesi daha var. Çok önemli. İlk defa kapitülasyonların kaldırılmasından bahsediyor Mustafa Kemal burada. Bakın, kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. İlk defa. Hiçbir genelge ve kongrede bunu söylemedi Mustafa Kemal. Ve bakın, Misak-ı Milli'de arkadaşlar ulusal bağımsızlığa vurgu yapıyor. Ulusal egemenlikle ilgili hiçbir şey yok. Dikkat. Bak, ulusal egemenlikle ilgili hiçbir karar yok arkadaşlar. Ulusal bağımsızlığa vurgu yapıyor. Siyasi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık, kültürel bağımsızlık, askeri bağımsızlık. Amasya ve Erzurum, Sivas kararları onaylatıldı. Ve sonra ne oldu arkadaşlar? Misak-ı Milli kararları işgalci güçlerin hiç işine gelmedi. Büyük bir şaşkınlığa uğradılar. Ve İstanbul'u işgal ettiler. Mebusan Meclisi'ni dağıttılar, kapattılar. Sebep? Misak-ı Milli kararları yüzünden. Ama bunu haftaya işleyeceğiz arkadaşlar. Vaktimiz bitti. Pazartesi günü görüşmek üzere. Pazartesi günü İstanbul'un resmen işgalinden devam edeceğiz. Mebusan Meclisi dağıtılacak ve Türkiye Hükümet Meclisi